İyi akşamlar sevgili Can TV izleyicileri. Yeni bir sezonda, yeni bir yayın döneminde karşınızdayız yine. Bu hafta da Türkiye'nin gündemini değerlendireceğiz. Geçmiş sezonda olduğu gibi. Türkiye'nin gündeminde neler var? İşte herkesi meşgul eden kayyum sorunu var. Kayyum sorununa karşı direniş gösteren insanların demokrasi eylemleri 45. günde, buna değineceğiz. Sürpriz bir kararla Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu onaylanırken Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi Anayasa Mahkemesi. Buna değineceğiz. Yargı paketine değineceğiz. Demokrasi ve özgürlük sorununa değineceğiz. Tabii süremiz el verdiğince. Konuğumuz bu hafta sevgili Nesime Aday, gazeteci arkadaşımız Nesime Aday. Hoş geldin diyoruz kendisine. Kayıp sorunu konusunda son derece donanımlı bir arkadaş. Çünkü demokrasi nöbetlerinin de fiili olarak yer aldığını ben biliyorum. İstanbul'da yapıldı, Esenyurt'ta, Bakırköy'de, İzmir'de yapıldı, Diyarbakır'da yapıldı. Ben fazla sözü uzatmadan kayyum sorunuyla başlayalım. Nesim'e sözü vereyim. Bakalım. Teşekkür ederim. Kayyum meselesi tabii sadece son kayyumlarla değerlendirmemek gerekiyor. Geçmiş dönemde de yaşadı Türkiye kayyumları. HDP'nin 102 belediyesinden 96 tanesine kayyum atanmıştı daha önce de. Aslında bu kayyumlar halkın iradesine atanmış oluyor. Böyle bakıyorum kişi olarak ben. Çünkü gidip oy veriyoruz. Yani bir desteklediğimiz partiye, bu X parti olabilir. Sonra bir güç gelip ona el koyuyor. Gasp ediyor aslında irademizi. Çalıştırtmıyor. HDP de bunu yaşadı. HDP'nin belediyeleri de bunu yaşadı. Daha önceki 96 belediyede her türlü çalışmayı, yasal olmayan tırnak içerisinde çalışmayı yaptılar. Hiçbir hukuksuzluk göremediler. Hiçbir hukuksuzluk kamuoyuna bizlere sunamadılar. Ama yeni seçim sürecinden sonra tekrar bunu 3 büyük şehirde bildiğiniz gibi Mardin, Diyarbakır ve Van'da tekrar bu antidemokratik uygulamayı güncellediler. Bu antidemokratik sözcüğü kamuoyuna ait. Bizim kişisel çok yorumumuz değil ama gerçekten kamuoyunda büyük rahatsızlık yarattı Türkiye genelinde de. Bunun için sen de bahsettin, yani Diyarbakır ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte Türkiye'de demokrasi ve insan haklarını, hakları ve özgürlükleri savunan insanlar meydanlara çıktılar. Seslerini duyurmaya çalıştılar. Seslerini ne kadar duyurabildiler? Bu tartışma konusu. Tartışılır. Yani Can TV gibi mecraların, belli mecraların dışında çok seslerini duyuramadılar. Çünkü tırnak içerisinde yine ana akım medya dedikleri, artık o neyse, nasıl bir ana akımlığı kaldıysa da tartışılır. Pek bir ana akımlığı kalmadı bu medyanın. Görmüyorlar bunları. Şimdi programa gelirken seninle konuşurken hani Sırrı Süreyya'da yeni çıktığında konuşacağız. Mesela bir Google'a girdim, yani bir arama motoruna girdim. Neler var, hani neler konuşulmuş? Hep eski haberler çıkıyor. Yani Sırrı Süreyya Önder teslim oldu, tutuklandı. Yani cezaevinde haberleri çıkıyor. Tahliye haberi çıkmıyor bile. Yani çünkü görmemişler. Yani yazmamışlar, yazmıyorlar. Kayyumlar meselesinde de bu. İnsanlara, halklarımıza yanlış anlatılıyor. Mesela deniliyor ki terör örgütlerine destek var. Oysa Sayıştay var. Sürekli gidip denetliyorsunuz. Denetleniyor sürekli. Bunları açığa çıkarabilirlerdi. Çıkaramadılar. Tam tersi, Ahmet Türk örneğinde Mardin'de belgeleri yayınladı, faturaları. Belediyeler, yani halkın parası çarçur edilmiş. Hatırlansın, hatırlıyoruz hepimiz, gördük onları. Oraya ziyarete giden herkese 50 bin lira, 60 bin lira, 100 bin liralık hediyeler alınmış. Bir lokantada 200 bin, 300 bin liralık faturalar kesilmiş. 4 bin kişiye, ki Mardin'de öyle bir lokanta yokmuş, 4 bin kişiye yemek faturası kesmişler. Yani velhasıl çok toplumun... Yani canını sıkan, artık o boyuta geldi, yani artık can sıkıntısı yaşıyor toplumumuz bunlardan. Artık insanlar, hani bu zamlar, bu antidemokratik uygulamalar, bu KHK'yla insanlar atlan, insanlar sokaktaki insan göz, KHK'lılar bu ara sokaklardalar. Cezaevindeki gazeteciler, yazarlar, yurt dışına çıkan insanlar gerçekten büyük bir can sıkıntısı getirdiler insanlara. Bakalım nasıl aşacağız. Vallahi lafın arasına aslında
Kaykalada pek fazla bahsetmeyecek bugün ama sözünün arasında geçti Kaykalı lafı. Hemen oraya ben bir giriş yapayım, kısacık bir giriş yapayım. Sen de bilgisini almışsındır. Kaykalıların Ankara'ya gidişi vardı bugün. Bugün itibariyle Ankara'ya gidişleri vardı. İşte Ankara girişinde zannedersem Kazan veya daha sonrasında olabilir belki. Otobüsler durduruldu, engellendi. Ankara girişleri kesinlikle yasaklandı. Sokmadılar. Hani otobüslerden inip bunu oradaki arkadaşların canlı yayınlarından izledik, canlı olarak izledik. Yürümek isteyenleri kalkanlarla müdahale edip darp ederek veya zorlayarak yeni otobüslere bindirdiler. Sonrasında artık vekiller geldi. Zannedersem HDP binasına gittiler. Nasıl olsa senden dinleyelim istersen. Senin daha fazla bilgin var. Evet, HDP milletvekilleri devreye girdiler. Ondan sonra HDP genel merkezine davet edildi bu insanlar. Çünkü Ankara'ya gerçekten dediğin gibi sokmadılar ve şiddet uyguladılar insanlara. Mağdur bu insanlar. Haklarını arıyorlar. Yani bir şiddet eğilimleri yok. Şiddete başvurmuyorlar. Yasa dışı bir iş yapmıyorlar. Haklarını aramak için Ankara'ya gelmişler. Ankara'ya sokulmuyor. Yani gerekçeler hani ne olursa mutlaka bir gerekçe bulmuşlardır ama gerçekten hani insanların, halkın vicdanında bir defa bir sıkıntı yaratan, rahatsız eden bir şeye dönüşmüş durumda. HDP de iyi bir şey yaptı bu anlamda. Onları konuk etti, misafir etti. Orada bir toplantı yaptılar. Ben de yine basına yansıyan tarafıyla gördüm. 1,5 milyon insandan bahsediyorlar. Çok ciddi bir rakam. Bunların bir kısmı cemaatten, Fethullah Gülen cemaatinden insanlar da söylüyor. Şu anda tabii biz onlara burada şu durumda onu eleştirisi yapacak durumda değiliz ama hani eleştirimizi saklı tutuyoruz onların meselesini ama mağdurlar şu anda bu insanlar. Cemaat yani üyesi diye suçladıkları insanlar dışında da hiç cemaatle alakası olmayan, hatta cemaatlerin mobbingine uygulayan sosyal demokrat, sol görüşlü demokrat insanları da biliyorsunuz mağdur ettiler. Bunlar şimdi bir hak arayışındalar. Umarız en kısa sürede haklarına kavuşurlar. Çünkü çok büyük mağduriyetler yaşanıyormuş. Kesinlikle. Yani bakanın söylediği laf hala benim kulağımda. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanı söylüyor. Ağaç kabuğu yesinler. Evet. Diyebilirim. Bir bakana sahibiz biz. Evet. Kendisini şükranla anıyoruz tabii ki. Kendisinin dahi ağaç kabuğu yemediği bir düzenle isteyelim. Yani, o bile yemesin. Evet, evet doğru. O bile yemesin. Evet, devam edelim hocam. Kayyum sorununa karşı, kayyumlara karşı, kayyumlar gidecek, biz kalacağız evet diye sloganları var. 45. günü doldurdular zannedersem. 45 gün ve sürecek. Evet, bundan da biraz bahsedelim istersen. Yani şeyden, hani HDP'nin aldığı karar o. Diyarbakır, Mardin ve Van'ın dışında da İstanbul ve İzmir'i gözüküyor. Süresiz devam edecek gözüküyor şu anda. Sürdürülecek bunlar. Çünkü iktidar da bunu böyle sönümlendirmeyi düşünüyor. Bunun için çok ağır şiddet uygulanıyor. Milletvekillerine uygulanan şiddetleri hepimiz izledik. İnanılmazdı. Yani halka zaten giden orada... Yani o demokratik hakkını arayan hani insanlara da ağır şiddet uygulanıyor. Yaşadık yani bizler, birçoğumuz yaşadık. Göz yaşartıcı şeyler, gazlar, plastik mermilerle saldırıyor. Yani düşün bir basın açıklamasına. Yani hani bir slogan bile atmadan gidip bir yerde oturmanıza izin vermiyorlar. Bildiğiniz bir diktatörlük gerçekten şu anda sürüyor Türkiye'de. Bunun adı budur yani. Bu adı bir faşist diktatörlüktür. Yani ötesi berisi yok bunun. Bir basın açıklamasına bile insanların kayyımlarını ne diyor giden insanlar? Hani kayyım istemiyoruz. Kayyım gasp etmiştir belediyelerimiz ve kayyımlar belediyeleri yağmalamışlar. Milyonlarca borç bırakmışlar. Örneğin Dersim Belediyesi de 27 milyon kasasında para var. Dersim Belediyesi'nin proje paraları, cemevi yapılacaktı mesela. Çok güzel bir projeydi, ben de gördüm onu. O paraları alıp başka proje altında böyle hani göstermelik işleri yaptıktan sonra belediye Maçoğlu, Fatih Maçoğlu aldığında açıklandı. 67 milyon borç yapmışlar. 27 milyon parası olan bir belediyeydi. Küçük bir belediye. Şimdi Mardin'de 2 milyonun
yanlış söyleyeyim ya trilyon ya milyon, yanlış söylüyor olabilirim rakamları, üzerinde bir borç yapılmış. Demin örneklerini verdiğimiz gibi. Hakeza Van'da ve Diyarbakır'da mesela kültürel yapılara, kurumlara kadar müdahale ediyorlar. Yani kültürel çalışmalar. Net miktarı. Mardin'inki 2 milyon. 2 milyon. 2 milyon yani eski parayla 2 trilyon. Ki işte anlattığımız şekilde baklava yenilmiş, değil mi? Kuru yemiş yenilmiş bu para. Çerez abi, unutmayalım onu. Çerezler değil mi? Çerezler unutmayalım. Çerezler. Evet. Çok kaç para? 400 bin lira, 500 bin lira bir çerez yenilmiş. 250 bin lira çerez yenilmiş. 250 mi? Evet. Rakamları Recep bana söylüyor. Süleyman Soylu'ya İçişleri Bakanlığı'na da bir hediye almıştı. Tesbih. Tesbih mi? Ama kaç paralı bir tesbih? Ne kadar? 50-60 bin mi? 100 bin liraya yakın bir tesbih. 100 bin onun da o zaman Cumhurbaşkanı'na veren de 160'tı. 130 küsür bin liralık da ona hediye göndermiş. Evet. Ve aynı yerden alınmış değil mi? Evet. Aynı yerde AKP'li birinin babası mı veya yakın bir şeyler işte neyse. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Onlar da açıklama yaptı. Biz esnafız yıllardır burada. Hani herhalde bir tek onların ürünleri güzel. Diğerlerinin ürünleri güzel değil o tesbihler. Bir tek onlar güzel üretiyor. Onun için almışlar burada. Yani velhasıl bu inanılmaz bir haksızlık. İnanılmaz bir şey düzeni kurulmuş. Bir hani insan dili varmıyor söylüyor ama bir soygun düzeni kurulmuş. Yani bunu siz devletin olanaklarını kullanarak milletin parasını çarçur ederek bir soygun düzeni çarkı kurmuşsunuz. Bu çok hani ayıptır, günahtır. Seyit Rıza'nın deyimine zulümdür bu yapılan. Şimdi bu zulümlere, bu günaha karşı işte tepki gösteriyor insanlar haklı olarak. İşte tepki gösteriyoruz. Ben de bunlardan tepkimi koyuyorum. Evet, bu Türkiye yapılmış, bu Türkiye halklarına yapılmış büyük bir haksızlıktır. Bunu durdurmak gerekiyor. Bundan vazgeçmeleri gerekiyor. Bundan vazgeçecekler gerçi. Bunu sürdüremiyorlar ama işte biliyorsun Avrupa'dan çok büyük tepkiler geliyor. Dünyada çok büyük tepkiler geliyor. Ahmet Türk en son İsveç sanırım parlamentosunda bir konuşma yaptı. Zelal Özgökçe yine bir parlamentoda konuşma yaptı. Heyetleri gelip gidiyor. Bütün herkes şaşkınlık içerisinde bütün dünya ama biz de işte ben yaptım oldum davranan şu anda. Her şey kendisinden sorumlu davranan, her şeyi biz yaparız diyen ne yasaları tanıyorlar, ne hukuku tanıyorlar. Böyle bir sistem var. Yani çok da umutlu değiliz ama yine de iyi şeyler olacaktır diye. İşte her şeyi karartmak gerekiyor başta. Evet. Ben şimdi en yakın olarak sizin Esenyurt'taki demokrasi nöbetinizi ya da oturmanızı üzerinden bu eylemlere iktidarın yaklaşımını birazcık açıklamaya çalışayım size. Ben dışarıdan gözlemledim çünkü. Vekillerin dışında kimseyi oraya yaklaştırmıyor. Sadece milletvekilleri onlara dokunulmadığı olduğu için milletvekillerin etrafından kalkanlardan ve polislerden oluşan bir çemberle sarıyorlar. Esenyurt'tan gene örneğinden gidersek Esenyurt meydanında bir tane Allah kulu bırakmıyorlar. Parkta oturan bir insan bile. Kimse oradan geçemez, kimse orada oturamaz. Tamamını boşaltıyorlar. Ve çevrede bir şekilde destek vermek isteyen insanlara da plastik mermilerle, gazlarla, joplarla, benzerlerle. Sözünü unutma, bir ek yapacağım. Devam et lütfen. Camiyi kapattılar Esenyurt'ta. Aynen. Adam camiye gidiyor. Yok, geçemezsin. Evet, bunun şeyi var. Camiye ne görüntüsü var. Camiye bile insanlar geçiştirmediler. Sadece geçiştirmedikleri insanlar değil, oradaki halk değil. Basını da yaklaştırmadılar. Evet. Yani sadece birkaç arkadaş büyük yüksek yerlerde binaların üzerinden teleobjektle birkaç görüntü alabildi sadece. Alınabilen sadece bu. Basını da yaklaştırmadılar. Ben de bunu biliyorum. Kimlikleri toplayıp GBT yaptılar. Ve uzaklaşmazsanız gözaltı yapacağız diye böyle bir ağır tehdit karşısında basını mecbur dışarıda durmak zorunda kaldı. Çünkü zaten bir şey çekemiyor, bir şey de göremiyor. Yani basın aşağı basılıyorsun da basın da yok orada. Basın da yok. Basın da yok orada. Sadece vekiller orada 5-6 vekil toplanıyor, etrafı sarılıyor. Adeta bir şey gibi Türkiye'nin durumunu birebir anlatan bir resim görüyoruz orada. Yani sen de bunu yaşayanlardan birisisin. Evet, yani Aziz Nesin olsaydı yazsaydı değil mi? Deriz ya böyle, Türkiye'den böyle mizahçılar vardı, bunları mizaha konu edenler. Şimdi mizah da yapılamıyor bunun için. Zaten hani mizah çok malzeme var ama mizah bile yapamıyoruz. Bu mesela Taksim'deki bir basın toplantısı da yoktu aslında. HDP milletvekili Musa Piroğlu'nun bir açıklaması gibi bir şey olduğunda ben de oradaydım. Gözaltına alındım. Alınma sebebim de bir kadına şiddet uyguluyordu polis. Yani
araya girmeye çalışırken sana nane der gibi sen de gel, iyi geleyim. Şimdi bu niye anlattım? Dün şeye baktım, E-Devlet'te baktım, dava açmışlar bize. Dava ne? Hiçbir gerekçesi yok neredeyse. Yani savcıya bile çıkarmadan insanlar serbest bırakıyorlar ama dava açıyorlar. Bu ara gazetecilere, yazarlara da birçoklarına da dava ceza veriyorlar bu ara. İşte içerideyse çıkarıyor ama ceza sonradan geleceği için insanlar yurt dışına gitsin diye, bu konuşulmuyor ama gizli bir hesap var burada. Evet. Yurt dışına çıksın istiyor. Yani muhalifler Türkiye'yi terk etsin istiyorlar. Bu davaları da onun için açıyorlar sanırım bize. Bizi de 16 Nisan'da yargılayacaklarmış. Bilmiyorum neden, yani bakacağız. Üstü kapalı aslında şey o. Evet. Yani resmi verilen bir mesaj değil ama üstü kapalı bir mesaj veriliyor. Özellikle muhalif, basının muhalif olmaz. Basın zaten muhaliftir başlı başına. Hı. Gerçeği yazar çünkü. Gerçekte kendisi muhaliftir. Hı. O yüzden muhalif basın demiyorum ama gerçek anlamıyla basın. Hı. Sırf uzaklaşsın, işte insanlara, halka bir takım şeyler yansıtmasın, yurt dışına gitsin, yurt dışına yaşasın kardeşim diyor. Gerçekten herhalde yakın bir tarihte Avrupa'da yaşayan gazeteci sayısı Türkiye'dekilerden çok daha fazla olacak. Yani benim gördüğüm, bildiğim, çünkü sürekli irtibat halinde insanla bir programla öyle yani. Musa Piroğlu'na dokunmuyorlar, kalkanlar etrafını sarıyorlar. Birkaç kere daha önce de tanık oldum ben buna. Sadece Musa Hocam her yere gidiyor sağ olsun. Bunun bir sürü sebebi tanığı olduk. Ayrıca konuşulması gereken bir önemli konulardan bir tanesi, gene bunlarla ilgili. Gene hep HDP'yi konuşuyormuşuz gibi oluyor ama Türkiye'de politikanın ekseni ya da gündemi HDP'ye göre belirleniyor. Bu gerçek. Evet. Bunu bir gazeteci olarak, ben dışarıdan bir televizyoncu olarak gözlemliyorum sürekli. Yani bir konuda bir şeyler yapmak istiyorsa iktidar ya da muhalefet HDP'yi dikkate alıp gözetmek, onun durumuna göre davranmak zorunda. Öyle olduğu için de aynı dava dosyasından yargılanan, aynı dava dosyasından diyorum, yargılanan Selahattin Demirtaş'ın cezası onaylanırken ya da başvurusu reddedilirken, hak gaspı anlamındaki başvurusu reddedilirken Sırrı Süreyya Önder'in başvurusu kabul ediyor, hem de oy birliğiyle kabul ediliyor, tahliye ediliyor. Yani aynı dosya kapsamında, aynı suçlamalar ama böyle bir ceza durum var. Yani HDP'den sadece bakmıyoruz, bakmamak gerektiği şeyini sen de altını çizin ama mecburen bakıyoruz. Mesela Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı da buradan okumak gerekiyor değil mi? Yani Canan Kaftancıoğlu özellikle İstanbul seçimleri rinde HDP ile yapılan ittifak demeyeceğim. HDP ile bir şekilde bir düzlemde buluşuldu. Tabii yani Türkiye'nin geleceği için, halklarımızın geleceği için, bütün toplumun geleceği için bir şekilde bir düzlemde buluştuğu insanlar. Görüşmeler yapıldı sadece. Yani görüşmeyi bile istemiyor. Yani HDP ile CHP'nin görüşmesi bile rüyalarını giriyor, korkutuyor bunları. Böyle kabus görüyorlar. Canan Kaftancıoğlu'na verilmiş ceza da böyle bir şeydir. Yani sen HDP ile yanına gelmemelisin yani. Bunun cezası. Oradan okumak lazım. Selahattin Demirtaş meselesi bu da. Selahattin Demirtaş bir siyasi esirdir. Bunun lahmacun yok. Bu lafı başka yere çekemeyiz. Siyasi esirdir. Avrupa'dan çıkan kararı gördük. Bırakmaları gerekiyordu ama tutuklu bir insana yeni bir tekrar tutuklama şeyi çıkardılar. Yani olacak bir şey değildi. Yani kendilerinin yönettikleri bu yargı sistemine de bir saygıları kalmamış. Selahattin Demirtaş'ı şu anda hapiste tutacak hiçbir dayanakları yok. Zaten Figen Yüksekdağ ile birlikte bu 6-7 Ekim olaylarından dolayı tutuklulardı. 2-3 yıldır da sürüyor bu dava. Düşünün, bir şey bulamadılar, tekrar oradan tutuklama verdiler. Çünkü bırakmaları gerekiyordu. Sırrı Süreyya Önder'i yapamadılar, bıraktılar. Onun için Sırrı Süreyya'nın yani tahliyesi, kendisini de gördük, bir hüzünlü bir tahliye oldu. Yani sevinemedi yani. Çıktığına sevinemedi. Sevinemedi çünkü yani çok büyük bir haksızlık var diğer taraftan. Böyle de şeyler yapıyorlar. Bu takya siyaseti bu. Bunlar böyle bu takyeci siyasetler var. Bazen dünyaya karşı, dışarıya karşı bakın bizim sistemimiz işliyor. Biz bunu da yapıyoruz. Bağımsız yargı sistemimiz var. Evet tabii, bakın yani bağımsız yargımız var. Onu bıraktı yani. Diğerini niye bıraktırmadın? Ona bir cevap bulacak. Biliyorsun önce ceza veriyorlar. Önce tutukluyorlar insanları. Önce gözaltına alıyor, sonra cevap üretiyorlar. Türkiye'de epeydir bu
sistem işliyor. Selahattin Demirtaş'tan meselesinden yani tam o tutuk serbest bırakılması bırakılacak konuşulurken bir şey daha oldu. Meclis açıldıktan sonra HDP'li vekilleri 44 tane fezlekeyine gitti. Evet, dokunulmazlıkları kaldıracak. Buna tek HDP değil ama içinde de var, CHP de var. CHP'nin 4. CHP de var. Zannedersem MHP'li mi bir tane, MHP'li bir tane olması gerekiyor. Evet, evet. Yani ben onları biliyorum ama değinmedim. Şuradan yani 44'e karşı bir iki yani yine şey gibi. Hani asıl mesele bu taraf, hani oradan da biz yani eşit davranıyoruz kendileri getiriyor herhalde. Tabii ki onlar da mağdur olacak bu anlamda. Ama bu dokunulmazlıkların kaldırılması için verilen fezlekeler can sıkıcı yine bir şey. Yani HDP eş genel başkanları da içinde. Pervin Buldan'la yine Sezai Temelli de var. Ben sözünün arasına bir şey gireyim hocam. Evet. Sezai Temelli'nin fezlekesi de mükerrer. Aynı fezleke daha önce gelmiş. Tekrar aynı fezlekeye getirildi. Aynısı birebir. Bu ara şeylerde de başka bir şey hatırlatmış oldu. Bu Gülen cemaati, ben FETÖ demek istemiyorum onları ısrarla. Onların söylemini kullanmak istemiyorum. Yani biz eskiden de cemaat diyorduk onlara, değil mi? Fethullahçı cemaat diyor. Şimdi diyoruz. Onların yargılamalarında onların evraklarını kullandılar çoğu zaman. Hani kopyalı yapıştır yaptıkları için. Düşünün, Fethullah Gülen ve benzeri cemaatler karşısında konumlanan, siyaseten konumlanan sosyalistlere karşı da aynı şeyleri uyguladılar. Kopyalı yapıştı. Bazen de kopyalarken yanlış kopyaladılar, açığa çıktı. Birkaç şey de çıktı. Absürt mesele, olay da yaşandı. Şu anda örnek veremedim aklıma gelmediği için. Böyle, bu kadar yani. Türkiye'deki durum bu. Yani yargı bu yani. Selahattin Demirtaş'ı bırakmayacağım. Bırakamam dedi yani. Evet, net terim bu. Net söyledi yani. Bırakamam. Bırakamam dedi yani. Ben bırakamam diye bitmiştir diyor. Zaten şey değil yani. Selahattin Demirtaş da dik duruyor. Ne dedi? Benim tabutum çıkarsa dik çıksın dedi buradan. Nazılacak gibi yapmadı. Dik çıksın dedi. Bırakamam. Aynı dosyadan ikinci kere tutuklama çıkması ya da işte fezleke çıkmasının zamanlaması çok manidardır. Evet. Ben bu adamı bırakamam gibi benzeri bir laf etti, onun arkasından çıktı. Tabii. Ben diyor çünkü seni başkan yaptırmayacağım demişti. O dava, o hesap güdülüyor herhalde yani, yoksa hani gerçekten hani yasal dayanağı olan bir şey yok yani. Kaldı ki o 6-7 Ekim olaylarında hani suçlandığı meseleler, konular konusunda da dedik yani, ben bunları hani söylemişsen kanıtlayın dedi yani. Hani kanıtladın sonra ne yapacaksın? Yapın dedi yani. Hani idam bile verin dedi yani. Kanıtlayın şunları. Halkı sokağa dökmüşsün dediler ya. Onların kanıtları da yok. Gerçekten yok. Yani Figen Yüksekdağ'ın hani sırtımızı işte YPG dayadık sözünü. O laf öyle değil ki. Yani IŞİD'lara karşı, oradaki faşist cihatçılara karşı bir hani daha seküler hayatı, sol ya da hakkı temsil eden, hakkaniyeti temsil eden insanlar için söylenmiş bir şeydi. Ama tabii orayı cımbızlayıp öyle gösteriyorlar. Yani tutunacak bir tarafı yok bu şeylerin. Şimdi yargı paketi işte konuşuyorlar mesela. Yani hangi yargı, neyin paketi, hangi adaletin, hangi hukukun? Şimdi yargı paketi konuşuyorlar. Diyorlar ki terörle mücadele kanununun bir maddesine düşünce özgürlüğü getiriyorlar diye bir şeyleri var, söylemi var, bir ifade, böyle bir girişimleri var ama o getirdiklerini, söyledikleri madde zaten anayasada var. Hı hı. Yani zaten var, sen onu uygula, önemli olan onu uygulaması. Yani şu maddeyi, şu ya da şu yasayı ben getirdim demek ya da getirmek bir şey ifade etmiyor ki, onu uygulamak bir şey ifade ediyor. Sen terörle karşı mücadele kanunundaki o düşünce ifadesinin suç olmadığı maddesini eklesen ne olur, eklemesen ne olur? Zaten anayasada var, sen onu uygula. Bunu uygulamak yerine Diyarbakır'da 7'si gazeteci, 8 kişi sosyal medya paylaşımlarından ve eleştirilerinden yine ceza yediler. Yakın bir zamanda bir gazeteci Ziya Ataman 13 sene 8 ay gibi, 8 aydı herhalde, 13 sene 8 ay ceza yedi. Yani bunun gibi çok sayıda örnek var aslında. Yani basının işi burada sadece siyasilere değil, basının işi de burada çok zor. Hı-hı. Belki siyasilerden daha da zor. Hani vekillerin dokunulmazlığı var çerçevesinde
ellemiyor gibi görünüyorlar ama ben yerlerde süründüğü görüntüleri gördüm. Yani vekil ama yerlerde sürünüyor. Tabii vekile dokunamaz ama dokunuyor. Yani kalkanlarıyla şiddet yapıyor. Uyguluyor. Geçen Esenyurt'ta işte Kemal Bülbül'ü ittiler yere, yani şiddet uygulayarak ittiler, yere düşürdüler ve baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırdık. Tamamen polis şiddeti yani net olarak hani gözümüz önünde gördüğümüz bir meseleydi. Bunu yapıyorlar bu yargı paketinde de bir göstermelik yapıyorlar herhalde ki. Yani mesela diyor ki muhalefetten HDP'ye vermeyeceğiz diyor şeyimizi programı. Yani ondan fikir almayacağız. Onun için HDP de yaptı. Halka gitti. Görmüşsünüzdür kurumlara, birçok kuruma gidip yeni bir anayasa nasıl olmalı? Neler düşünüyorsunuz? İhtiyaçlar nedir? Halkın ihtiyaçları nedir? Neleri eksik görüyorlar? Ne tür talepleri var? Bayağı bir raporlaştırma sürecine sanırım CHP'nin de yine bir şeyi var. Onların da bir çalışması var. Bunlar mecliste ne ölçüde konuşulacak? Meclisin de o anlamda bir şey kalmadı ya. Ne yapacak, nasıl yararlanacaklar belli değil ama görünen o ki, ben de birkaç dostuma sordum. Yani yargı paketini bekleyeceğim bir şey yok. Mesela cezaevleri için insanlarda bir umut yarattılar. Özellikle siyasi tutsaklar. Yani sayısını bilmediğimiz kadar çok siyasi tutsak var şu anda. Yani 10 bin civarında var galiba. HDP çünkü 5-6 bin sadece HDP bizim üyemiz var içeride dediğine göre daha fazla belki de. Şimdi bu insanlar ister istemez işte sosyal medya örneği verdin. Sosyal medyadan tutuklu çok insan var. Sosyal medya hesabına paylaşımlarından kaynaklı. Düşünce özgürlüğü kapsamında tamamen değerlendirilmesi gereken ki gerçekten Türkiye'de de bir dönem her ne kadar bizim yani eleştiriyorduk, bize yetmiyordu, çok sıkıntılar vardı, çok tırnak içerisinde geri bir yerdeydi. Ama yine de gerçekten bu durumdan daha iyiymiş ki yani biz birçoğumuz konuşurken Levent Kırca'nın skeçlerine örnek veriyoruz değil mi yani? Eleştiri yapıyordu yani. Şimdi mümkün mü bunları? Sosyal medyada iki satır bir şey yazamıyorsunuz. Ben geçenlerde ifade verdim. Urfa'da polis ihbar ediyor Urfa Savcılığı'na. Urfa Savcılığı bir araştırma yapıyor. En sonunda benim İstanbul'da oturduğuma karar öğrenince buradaki savcılığa atıyor. İfadeye gittim hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Yani bir tane Halfeti'de insanları, sivil insanları caddenin yolun ortasına yatırıp ters kelepçe yapmışlar. Bir fotoğraf vardı. Evet, yürüyüş yapmak için evet. Bir gençlik vardı. Evet ben yani böyle 8-10 kişi böyle yer sokağa yatırmışlar ters kelepçeli. Çok onur kırıcı bir şeydi gerçekten ve Türkiye için de utanç verici bir şeydi bu. Ben bu fotoğrafa paylaşıp şunu yazmışım. Demişim ki yüzyıllarca Alevi oldukları için Türkmenleri katledenler yaptılar. Sonra Kürtlere yöneldiler. Bu ne kardeşlik hukukudur ne İslam hukukudur gibi sözler söylemişim. İkincisi Dersim'de, Diyarbakır'da, Diyarbakır Cemevi'nde Dersim anması da konuşma yapmışım. Onun haberini paylaşmışım kendi sayfamda. İfade alan savcı da şaşırdı. Yani sadece demişim ki biz bugün burada şunları konuştuk. Dedik bunu niye koymuşlar? Valla savcı sizsiniz bilmiyoruz dedik. Herhalde dedi polis dedi güçlendirmek için koymuş. Düşünün buradan dava ne durumda ne yapacağız bilmiyorum yani. Ceza yiyeceğim mi bilmiyorum yani. Kendileri bile hani konuşurken ifade çağırırken bile savcının bile hani kendi savcılarının artık yani bile zorlandığı bir dönem içerisindeyiz. Sosyal medyada çünkü çok rahatsızlar sosyal medyanın basını tamamen büyük basını hani tırnak içerisinde yine alacağım büyüklüğü kalmadığı için o basın hepsini ele geçirdiler. Tamamen yandaş bir medya oluştu Türkiye'de. Sivil alanlara da sosyal medya ve benzeri yayın organları kaldı. Onun için bu alana saldırıyorlar. Yani bu alanda da hani insanlar artık cümle kurmasınlar, söz söylemesinler. Yani kralın çıplak olduğunu kimse söylemesin istiyorlar. Ama kral çıplak yani söyleyeceğiz yani. Evet öyle sosyal medya gerçekten çağımızın ya da günümüzün en önemli mecrası haline geldi. Gelmesi de hakkı yani. Çünkü insanlar iletişimini habere ulaşmasının en gerçekçi ya da en kolay yolu olduğunu keşfettiler. Yani 80 yaşında kadın bile açıyor, sosyal medyada haberleri izliyor.
işte yandaş medyanın gazetesini almıyor. Almıyor değil mi? Evet, almadığı için satılmıyor. Evet. Satılmadığı için işleri son derece kötü. Kanallar, evet, şey, gazeteler birer birer kapatılıyor. Hani kapatılması kötü çünkü gazeteci, evet, işsiz kalıyor. Evet. Ama bir yanıyla yani hepsi aynı elden aynı başlıkları atıyor, evet, aynı haberleri yazıyor, aynı kaynaktan yönetiliyor. İnsanları yanıltıyor. Kerim, yıllardır gazetecilik yapıyorsun. Böyle bir şey mesela eskiden gerçekten insanların hani utanç kaynağıydı. Bir başlı bir manşetin 4-5 gazetede birden atılması yani ayıp bir şeydi değil mi eskiden? Evet, insanlar aynı haber çıkacak diye. Aynı haber çıktığında bile yarış vardı. Evet. Gerçekten. Öyleydi. Yani ondan çıkmasın, ben de daha önce çıksın, benim bir daha farklı olsun, birbirinin aynı olmasın diye insanlar uğraşırdı gerçekten. Evet. Yani hem muhabirler uğraşırdı, hem yazı işleri, editörler, hı-hı, uğraşırdı. Ki biri diğerinden daha farklı olsun diye. Evet. Şimdi tek başlık. Evet, hepsine tek baş. Ve bunlar, evet, hiç şey yapmıyorlar yani. Hicap duymuyorlar yani. Evet, yani şey demiyorlar. Hani ya biri kalkıp ya bu nedir, yani bu ayıp bir şeydir, yani bu böyle bir basın, böyle bir şey olur mu? Hani diye demek sorulmuyor artık yani, o kendi cenahında sorulmuyor herhalde ki bunlar böyle devam ediyorlar yani. Fotokopi gibi çıkıyor. Demin bir şey ekleyecektim, unuttum müsaadenle. Bir, bu yargı paketi meselesinde bana şey hatırlatıyor, bunların yasaları, istiklal mahkemeleri hatırlatıyor. İstiklal mahkemeleri tam böyle oluşturuyorlar. Geçen bir meclis zabıtları okudum bir yerde. O zaman basını da böyle tırnak içerisinde dizayn ediyorlar. Mesela 1925 Şeyh Said isyanı sürecinde basını mahvediyorlar. Neden? Şeyh Said'le hiç alakası olmayan basın, muhalif bir basın var. Bunları o takrir-i sükun yasası çıkarıyor. Yasayla birlikte muhalif basınları basını susturuyor. Hüseyin Cahit Yalçın ve şu anda anımsarsam söyleyeceğim ismini, iki önemli gazeteci mesela tutukluyorlar o süreçlerde. Basının bu çok sesliliği, ki ne kadar çok sesliyse 1925'te, o dönemki iktidar inanılmaz rahatsız ettiği için basını abluka altına almak için Şeyh Said'le ilişkilendiriyor, hiç alakası yokken. Yine İzmir suikastı meselesi çıkıyor. Yine orada da basın üzerine gidiliyor. Yine muhalif yazarlar ve gazeteciler. O zaman daha çok gazeteciler, muhalif gazeteciler revaçta hükümeti için. Onlara saldırıları da bu süreçlerde başlıyor. Meclis gizli konuşmalarında da bu şeyler yansıyor. Mesela muhalif partileri kapatıyorlar. Yani yine kendileri kadar milliyetçi, kendileri kadar ulusalcı olan, kendileri kadar Müslüman olan bir parti ve liderlerini Şeyh Said meselesinin içine yedirmeye çalışıp, ki yemiyor tabii, kapatıyorlar. Tam sanki işte böyle neredeyse 100 yıl geçiyor, benzeri bir şey yaşıyoruz. Yani çıkaramam işte içeriden diyor. Muhalif olan gazetecileri işte ya hapse atıyor ya da yurt dışına çıkmasını sağlıyor. Hiç muhalif bir sese tahammül edemiyor. Yani Türkiye'deki halklarımızın, bizlerin kaderi böyle herhalde. Bu şeyi iktidarlar, bu cebarut iktidarlar 100 yıldır aynı senaryoları uyguluyorlar bize. Çünkü 100 yıldır gerçekten hani bu eğitim seviyesiyle, bu okuma, bu kültürle, hani matbaanın 200 yıl geç geldiği bu topraklarda bir insanların özgür düşünmesini de etkiledikleri için, engelledikleri için muhalif seslere ve muhalif kültürlere, muhalif yapılara, muhalif inançlara kendileri için izin vermiyorlar. Ne kadar sürecek? Belki biraz bunu mu konuşmak lazım? Mesela şimdi 40+1'e düştü. 50+1'den değil mi? Evet, 50+1'e yürümüyor yani. Geçmeden önce şöyle bir şeye, evet, de girelim mi istersen? Şimdi bunlar gazeteciler sevmiyor. Evet. Gerçek bu. Muhalif olanları sevmiyorlar. Sevmiyorlar. Evet. Gazetecileri sevmiyorlar derken yalaka yandaş olmayan, evet, gazetecileri sevmiyorlar. Yani o sınıfa girmeyen, yani bir yerden bir yere giderken yanında taşıyamadığı, evet, gazeteciler de sevmedikleri gazeteciler. Onlara her türlü şeyi baskı ve yasağı uyguluyorlar. Evet. Bu görünen, bilinen bir şey. Basın kartı bile vermiyorlar. Alabiliyor musun? Evet, bir de öyle bir şey var. Yani basın kartı bile vermiyorlar. Çünkü basın kartı veren komisyonun başı SİTA. Yani ondan olduğunu biliyoruz. Muhbir sınıfına bile sokabileceğimiz bir raporu var.
Şimdi ona derken lafı şuraya getirmeye çalıştım aslında. Bunlar gazetecileri sevmiyorlar çünkü gazeteciler gerçekleri araştırıp bulup insanlara yansıtıyor. Şimdi sen oradaki halbuki de ters kelepçe yapılmış, yerle yatılmış gençleri yansıtırsan bu işine gelmiyor. Kimse çünkü orada öyle bir şey olduğunu bilmiyor. Kimse Gaziantep Üniversitesi'nin bazı bölümlerinin kapatılıp, kapatılmayıp daha doğrusu isim değiştirip Suriye'de fakülte açtığını insanlar bilmeyecek. Evet. Bunlar yansılamayan şeyler mesela. Buradaki atıyorum, örnek veriyorum, eğitim fakültesini kapatıyorsun, ismini değiştirip Azez'de, Elbap'ta ve Afrin'de. Aynen. Evet. Peki bu hale atandığını da insanlar biliyor mu? Değil mi? Onunla konuşmuyorlar. Onunla konuşuluyor. Bunlar konuşulmuyor. Hastane falan şeyler. Gibi bir şey de açılmışlardı. Cumhurbaşkanı annesinin adını adda koymuşlardı. Öyle bir şey de gördüm. Sanırım hastane. Ben aslında yani tabii bu mesele büyük bir mesele ama bir iki cümle izin verirse mesela bu Doğu Suriye meselesi, Fırat'ın doğusu meselesi işte buradan okumak gerekiyor. Yani şimdi terör koridoru falan deniliyor ya, alakası yok. Aslında orada bir Osmanlı fikriyatları var. Bu Osmanlıcılığı buraya yerleştirmeye çalışıyorlar. Yani bütün bu bunlar da bunların ayakları, sac ayakları. Bu sac ayakları kuruyorlar. Oradaki çetelerle birlikte kuruyorlar, kurmaya çalışıyorlar. Bir ilhakçı bir siyasetle. Bugün basına yansıdı değil mi? Öyle hatırlıyorum. Resmi gazetede yasallaşmış. Evet, 4 Ekim itibariyle resmi gazetede yayınlamışlar bunu. Antep Üniversitesi'nin bölümlerini oraya ya kaydırıyorlar, tam onu bilmiyoruz galiba, ya da yeni sınav. İsim değiştirerek, yok. İsim değiştirerek. Örnek veriyorum işte, eğitim fakültesi ismini değiştiriyor işte. Elbap bilmem ne fakültesi şeklinde orada açıyorlar. Evet. Yani Fethullah Gülen'i nefretle kınıyor, birçok çalışmada kınıyorlar ama değil mi? Şey aynı. Lezzet atıyorlar. Çalışma aynı, çalışma yöntemleri aynı. Tabii buralarda nasıl bir eğitim verilecek? Türkiye'de haftalık ders programında ilk öğretimlerde din dersleri 6 saatken matematik 5 saat mesela. Orada da herhalde böyle yürüyecektir. Belki daha daha vahimi yürüyecektir. Çok da bilmiyoruz ne yapacaklarını. Yani, biraz göreceğiz herhalde. Benim ilgimi çeken bu tür konulara insanlar değinmiyor, görmezden geliyor. Evet. Böyle bir şey var. Resmi gazetede yayınlanmış. Hı hı. Ama basın görmüyor, duymuyor, söylemiyor. Ya da görüyor, duyuyor, işine gelmediği için söylemiyor. Ya da bir şekilde çekiniyor. Ha, çekinme dediğimiz hikaye bu işte. Yani mümkün mü Afrin'le ilgili bir haber yapsın birisi? Şeyler ÖSO çetelere girdiğinde hani muhalif medyada yayınlandı, özgür medyada. İnsanların traktörlerini, minibüslerini, otomobillerini, ev eşyaları nasıl çalıp götürdüklerini, sonra tavukları. Evet. Zeytinleri zaten biliyoruz. Zeytinler bütün dünya neredeyse tepki verdi. Yani bu insanların zeytinlerini çalınıp götürüp satılması ki çok kıymetliymiş oran Afrin zeytinleri. Oradaki yoksul köylülerin emeğini çaldılar maalesef ve bunu da yazamadılar, bunu da yazmıyorlar, bunu da görmüyorlar. İşte yani, sorun. Sorun o yazamamakta kaynaklanıyor. Evet. Yani demokrasinin kriteri nedir? İnsan düşündüğü şeyleri söyleyebilir, ifade edebilir. Beğenmediği uygulamaları, sistemdeki beğenmediği uygulamaları eleştirir. Yerine getirilmesi gereken, yerine ikame edilmesi gereken konusunda düşüncelerini söyler. Ve böyle bir sistem işler. Yani görme, eleştirme, önerme üzerine bir sistem yürür. Bunun ismi demokrasi deniyor. Demokrasinin çıktığı yer Yunanistan. Böyle agoraya çıkıyordu insanlar, orada çıkıyormuş daha doğrusu. Evet. Bizden kaç milyon yıl, kaç bin yıl önceki bir hikaye bu. Biz oraya gelmek için artık herhalde birkaç bin yıl daha geçiririz gibi geliyor bana. O da insanı düşünüyor, söylüyor, tartışıyorlardı. Bunun için kimse sürülmüyordu, kimse tehdit edilmiyordu. Kimse bir şekilde ötelenmiyordu. Evet. Ya da elinden olanlar alınmıyordu. Şimdi o işte yandaş gazeteciler deyince geçen basına da yansıdı. Hem sosyal medyaya hem basına da yansıdı. Ben izleyememiştim ama isim verebiliyor muyuz? Bir gazeteci Ahmet Hakan programında şey yapıyor. Soru sorarken, dikte etmeye çalışırken bu İYİ Parti ve CHP arasında bir çelişki yaratmaya çalışıyorlar. HDP meselesi yüzünden bu ara onu kaynatıyorlar. Bu %41 40 meseleleri oralara da onun için giren bir şey. Belki orada değiniriz. Mustafa Balbay itiraz ediyor programda Ahmet Hakan'a. Bu yaptığın doğru da 3 kez sordun diyor, 10 kez sordun diyor. Aynı soruyu niye bir daha soruyorsun? O da benim görevim.
Oysa sorduğu soru şey, çelişki yaratma sorusu. Yani CHP HDP ile görüşürse ya da görüşüyorsa siz ittifakı bozacak mısınız? Israrla bunu soruyor. Mustafa Balbay da itiraz ediyor en sonunda. Ya yeter hani bunu ısrarla. Şimdi bir yerlere çünkü sinyal veriyor hani. Değil mi? Bir yerlere haber gönderiyor. Bakın ben bunu yapıyorum. Bakın ben bu işi iyi yapıyorum. Ben bu yandaşlığı hakkıyla yapıyorum demek için yapıyor bunu. Bu ne basın etiğine sığan bir şeydir, ne de insan vicdanına, ne de toplumsal ahlakımıza bağdaşan bir şeydir. Çok ayıp bir şeydir bu. Yani ısrarla, zorla insan arasında bir çelişki, partiler arasında kavga yaratmaya çalışıp buradan nemalanmak, hele basın görev işi ne dünyada ne de gerçekten bu hani yarım yamalak gidin Türkiye'de de böyle değildi ama gerçekten de eşit bir boyuttayız şu anda. Yani onun için tabi program sen yönetiyorsun ama basın artık durduralım galiba şey yaptık. çıkamıyoruz basın şeyin. Basın şeyine çıkmamak lazım zaten yani çünkü bu yandaş kısımdan çıkamıyoruz. Yandaş kısmından nasıl çıkacaksın? Çıkamazsın. %95'i ele geçirmiş vaziyette. Patron gazeteleri. Yani %95'i patron gazetesi. Evet öyle diyelim. Gazetesi evet. Ya da televizyon evet. Neyse. Evet. Yandaş basın. Direkt böyle ya da medya nasıl isimlendirirsen. Televizyonuna bakıyorsun birbirinin aynısı. Birbirini tekrar yemek programları, evlendirme programları, bitmez tükenmez bilmeyen diziler, milliyetçi şeyleri, konuları insanları beynine çakan enteresan filmler, böyle bir şeyimiz var. İş öyle olunca oradan çıkma şansımız da fazla olmaz. Bizim söyleyecek şeyimiz çok var ama söylemenin tabii rizikoları var. Direkt söyleyemiyorsun, bir sürü şeyi söyleyemiyorsun diyorum ya işte. Gaziantep Üniversitesi'nin Elbap'ta açtığı şeyleri, fakülteleri insanlar söyleyebiliyor mu? Evet, oysa bir haberdir yani. Hani bunun ya önemli bir haberdir. Evet. Şimdi şey bile hani Suriye sorunu aslında birçok şeyin göstergesi. Türkiye çok kritik bir eşikte duruyor benim gözlemime göre. Çok kritik bir eşikte duruyor. Hani Suriye'de olacak gelişmeler. Yani güvenlik kuşağı benzeri şeyler deniyor ama burada olacak olan gelişmeler Türkiye'nin geleceği konusunda ya da Türkiye'nin şimdisi için diyelim ciddi endişe yaratıyor ki insanlar da CHP Suriye konferansı toplamak durumunda hissetti kendine. Suriye konferansı toplandı. Hani orada neler konuşulduğu konusunda çok fazla ben izlemedim, çok fazla bilgim yok ama sonuç bildirgelerinde bir sürü şeyi gördük, okuduk yani. Yani bir an önce diyor oradaki rejimle görüşün. CHP başından beri bunu söylüyor ama biraz evet, CHP'de sesini yükseltti. Evet, ilk sesini yükseltti. Biraz çok şey gelmedi bana. Çok ben tatmin olmadım. Göstermelik geldi bana bir miktar ama yine de kıymetlidir böyle şeyler yapması. Başka bir sesin çıkması ama yine o da iktidar Esad'ı şey yapıyor. Yani ya da Suriye devletini ama orada artık başka bir boyutlar var. Orada başka dinamikler var. Yani onları mesela siz o Kuzey Suriye Rojava'da yaratılan devrimi görmeden konuşamazsınız. Yani orada Kürtlerin, Arapların, Süryanilerin, Ermenilerin, bütün halkların birlikte komünler oluşturdular. Yeni bir sistem var. Üretiyorlar birlikte barışça bir sistem var. Bu insanlar dünyanın başına, sadece Türkiye'nin ya da Orta Doğu'nun başına, dünyanın başına bela olmuş bir IŞİD gibi bir barbarlığa hani binlerce insanı vererek durdurdular, son verdiler. Biliyorsun IŞİD Anıtkabir'e de gelip yıkacağız diyordu. Yani Türkiye'ye geliyordu. Yani onlar şimdi konuşulmuyor. Şeyi Süleyman Şah Türbesi nasıl taşıdıklarını hatırlamak lazım değil mi? YPG'nin kontrolünde taşıdı. Şimdi hiç konuşmuyorlar bu meseleleri. Neyse şimdi mesele bu bağlamda çok can yakıcı bir yere gidiyor. Mesela benim bence girecekler. Bir şekilde girecek. Nasıl olacağını ya göstermelik olacak ya izin dahilinde. Yani şuraya bir 10 kilometre gireyim bir tatbikat gibi bir çalışma yapayım, bu kadar hazırlık yaptım diye gizli kapılar altında görüşür olabilirler, konuşur olabilirler. Ya da gerçekten girecek. Daha önce Afrin meselesinde de girilemez dedikleri. Girdiler yani ve kimse de ses etmedi. İşte zeytinleri örneğini verdik yani insanların tavuklarını, zeytinlerini bile çaldılar. Oradaki şeyler, çeteler. Şimdi benzeri bir şey burada. Bir Arap kuşağı oluşturmaya çalışıyorlar. O 1 milyon Suriyeli meselesi odur. Oysa geçen şeyden Suriye'deki demokratik güçler açıklama yaptılar. Dediler ki burası artık güvenli bir bölge. Bu bölgeden Türkiye'de benzer yerlere giden göçmen insanlar yani yerini yurdunu terk etmiş insanlar rahatlıkla geri gelebilirler. Evet olması gereken de bu. Yani
Türkiye'deki 3 milyon, 3,5 milyon Suriyelinin kendi evlerine, kendi topraklarına dönmesi hakkı vardır tabii ki. Gitsinler elbette. Ama şu anda Suriye'nin, yani Fırat'ın doğusu dedikleri yer böyle bir değil. Fırat'ın doğusu Kürtlerin yaşadığı, Kürtlerin evlerini, barklarını Kürtlere çıkarıp oraya yerleşecekler ve bir Arap kuşağı oluşturacaklar. Bu asimilasyon amaçlıdır. Bir 10 yıl sonrasını görebilirsiniz. Bir toplum mühendisliği yapılıyor burada. Evet, her şeyin sonu var. Bizim sürenin de sonu var. Daha 40 artı 1'e giremedik. Giremedik. Bu çok önemli bir sorundu çünkü ciddi bir olaydı. 40 artı 1'e giremedik. CHP'nin Suriye konferansındaki bildirge sonuçlarına değinemedik. Ama aslında konuştuğumuz lafların arasında var. Geçmişte de söylediği şeylerde işte acilen Suriye hükümetiyle görüşülmeli. Benzeri şeyleri söylüyoruz. Geçmişte de söylediği şeyler. Artık önümüzdeki haftalardaki programda şey yaparız. Atladığımız zemiyenin ve zamanımızın yetişemediği konuları derinleştiririz, konuşuruz, tekrar şey yaparız. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Onun için kapatalım. Bir şey söylemek istiyor musun son? Bir şey, evet, 40 artı 1'de bir umut var bence, onu söylemek istiyorum. Yani 50 artı 1'de 40 artı 1'e düşmesi, sonra belki orada 31 artı 1'e, 20'ye belki 0'a kadar düşecek gibi. Bu bunun göstergesidir. Gidiyorlar bence. Evet, Nesim adayın temennisi bu. Gidiyorlar diyor, bence diyor. Göreceğiz, zaman gösterecek bize. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yeni konularla, yine gazeteci konuklarımızla Türkiye'nin gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.